değerli izleyiciler, Emniyet Teşkilatı'nın tarihinden hem de çok eskilere varan tarihinden birçok şeyi ben ilk kez duyarak öğrenmiş oldum. Dilerim yararlı olmuştur. Benim için öyle oldu. Şimdi bayağı bir güncele geliyoruz. Güncele derken gene bugüne değil. Akın Bey'in bahsettiği gibi yani modern karakollardan değil, İzmir'in tarihi karakollarından söz edeceğiz. Ben sözü tekrar size bırakayım efendim. Teşekkür efendim. Şimdi polis teşkilatımızı kurduk. Ondan sonra karakol inşasına geçmeden önce 2. Mahmut zamanında bu asayiş ihtiyacı çok belirgin hale geldiği için 1839'da karakol inşaatına, o zamanki zaptiyeler için karakol inşaatına başlanmıştır. Evet. Bunlar süvari karakolları ve nokta karakollarıdır. Nokta karakolları işte içinde bir polisin durduğu veya böyle başlayıp ahşaptan yapılmış hizmetine vatandaşın kolayca ulaşabileceği yerlerdeki yapılan ahşap ilkel yapılardır. Süvari karakolları ise işte atlı zaptiyelere hizmet verecek şekilde tek veya iki katlı gene ahşap çok da şey olmayan ilkel yapılardır. Bunlar yangına kesinlikle dayanıklı binalar değildir. Şimdi bugün Avrupa müktesebatının öncüsü olan 1839 Tanzimat Fermanı ile dahil olduğumuz Avrupa burada yapılara da bir standart getirmiştir. 1848-1882 arasındaki yapılan binaların kesin yangına dayanıklı ve sağlam yapılar olması gerektiğinden kagir üzerine yani siz taş ve tuğla ve ahşap iç mekanlarda ahşap kullanılacak şekilde yapılmıştır. Bu bir zaruret olması üzerine karakollar ve polis teşkilatına yapılan yani 1845'ten sonra karakollar bu anlayışla inşa edilmeye başlamıştır. İstanbul'da çok güzel örnekleri vardır şehrimizde olduğu gibi. Şimdi biliyorsunuz İlber Ortaylı'nın tabiriyle yüzyılın en uzun asrı olarak nitelenen geçtiğimiz yüzyıl Osmanlı'nın dağılma ve çöküş zamanıdır. Burada bizi şok eden en büyük olay da biliyorsunuz Balkan bozgunudur. Balkan bozgunundan olunca buradaki yerleşik Türkler çok zor şartlar altında ülkemize iltica etmişlerdir. Onları artık söylemeye gerek yok. Çok bir dramatik bir olaylardır. Bunlardan büyük bir kısmı da şeye sığınmıştır. İzmir'e gelmiştir. Bu arada belirtelim ki bu sığınmacılar esnasında yapanlar, Bosna'dan gelenler ve Rumeli'den gelen insanlar çok dil bildikleri için ve işsiz kaldıkları için fiziki ve yapıları en uygun olanlar en çok polis bunların içinden seçilmiştir. Çünkü o devirde polisler çok dil bilirdi. Rumeli'nden gelen polislerden ötürü. Bunda bir parantez açalım. Çok ilginç. Bu şeylerden karakollar bu aşırı göç dalgası ve demografik baskı suçu tetiklemiştir. Bu her yerde böyledir. Yani kaçınılmaz olarak nüfus gelen yerde suç kaçınılmaz olur. Dolayısıyla bu yöneticileri düşünmeye sevk etmiş ve tedbir almaya sevk etmiştir. Dolayısıyla burada yönetici olarak bizim İttihat Terakki'nin önde gelen ve İzmir'in anlı şanlı valisi Rahmi Bey çok ön plana çıkmaktadır. Kendisi biliyorsunuz görevde 29-1913 ve 19-10-1918 yani işgale kadar İzmir'de valilik yapmıştır. Bu zamanda kendisi yeni karakollar yaptığı gibi eski karakolları da gözden geçirmiştir. Mesela zamanında Rahmi Aslan zamanında Çorakkapı, Göztepe, Gümrük, Aziziye, Kemer karakolları yapıldığı gibi
Karataş, Göztepe, Çikodiye. Çikodiye'nin? Çikodiye telaffuzda biraz sıkıntım oluyor. Evet. Çukodiye diyenler de vardır. Bu aşağı yukarı bu Alsancak tarafında Kahramanlarla sınır bir yerdir. Yaşar Ürük Hoca'nın ifadesiyle burada oturan insanlar tehcir olduktan sonra bu isimle bir de şeyde Rumeli'nde rakı markası olmuştur bu isim. Evet. Onu da parantezini açalım. Karakollardan nereye geliyoruz? Sohbet böyle bir şey. Evet. Ondan sonra şeyde biliyorsunuz birinci kordon ve ikinci kordon dolmadır. Bunlar İngiliz ve Fransız konsorsiyumudur. Bu sırada Alsancak şeyinin bugün Alsancak Karakolu hizmetini gören yer. Alsancak'tan başlayalım. Orada, ben şu resimlerimi elime alayım. Evet. Evet. Orada Alsancak'tan mı başladı? Alsancak Karakolu'yu tamam, da hemen aradan çıkaralım. Hayır, ben çıkartıyorum. Şeydir. O sırada karakol değildir. Bu bir üzerindeki Fransızca ibareden anlaşılacağı gibi bu bir depodur. Üzerinde Fransızca olarak Saint de Quoi de vesaire yazar. Bu ibare tamamen bu konsorsiyumun idare binasıdır. Sonra polise geçmiştir. Onu da laf arasında belirtelim. Evet. Bu şeydeki kısaca isim verecek olursak şeydeki karakollar bu Çikodiye vesairesi dahil Karataş, Göztepe ve Çikodiye karakolları 1893-94 yılları arasında restore edilmiş. Hizmet gazetesinin haberine göre de 47 bin kuruş masraf yapılmıştır. Şeyler karakolların ayağa kalkması için. Şimdi efendim şeyin damgasını basan Rahmi Bey'in damgasını bastığı karakollarımızdan daha doğrusu elimizde kalan karakollardan dilerseniz yola çok çıkarak Kemeraltı'ndan başlayabiliriz. Evet, Kemeraltı'ndan başladık. Kemeraltı karakolu gördüğünüz gibi kagir yapılı, ahşap, iki katlı, işte üzerinde oryantalist özellikler, işte atmalı pencereler. Vesaire görülen ters L şeklinde bir yapıdır. Arka tarafı daha büyük değil mi? Evet, cephesi dardır. İçerisi büyüktür. Evet. Şimdi orada lütfen kitabeye bir dikkatimizi çekebilirsek. Göstereyim bir daha efendim. Kitabeye bakalım. O sarı altın renkli kitabe şeyin o zaman Osmanlı'nın adeti olduğu üzere yapılış tarihi kitabelendiriliyor. Orada kısaca eski yazıyla yani Arap harfleriyle Kemeraltı Polis Karakolu tarihi inşa sene 27 Ağustos 1320 yani bu da 9 Eylül 1904'e tekabül ediyor. Demek ki 1904'te şey yapılmış. Bir de ikinci olarak 11 Şevval 1322 tarihi, o da 19 Aralık 1904'e tekabül ediyor. Yalnız burada eski teamül gereği Hicri ve Rumi tarihler bir arada yazılırmış. Onun için bu hem Şevval hem Ağustos'u gördük. Ama burada bir yanlışlık var. Çünkü yazılım hatasından ötürü herhalde 3 ay 10 günlük bir mübayenat vardır arada. Bunu da belirtelim seyircilerimize. Evet. Yıl, ama en azından yıl tutuyor. Yıl 1904'e tekabül ediyor. Ve gördüğünüz gibi tamamen oryantalist bir yapıdır. Şimdi dilerseniz şunu da belirtelim ki bu karakollar o zamanın ticari merkezi olan Anafartalar, yani bugünkü Anafartalar dediğimiz cadde üzerinde özellikle yapılmıştır. Bu Kemeraltı Karakolu'nun bir özelliği de yani talihsiz şey bir özelliği, yani Atatürk'e suikast yapılacağı zaman suikastçıların kaçış yolunu orası belirlemiştir. Çünkü araba viraja girip hızını azaltacağı için ve karakolun önünde kimse şüphelenmeyeceği için öyle bir suikast düşünülmüştür. Evet. Çok şükür tabii gerçekleşmemiştir ama böyle de bir tarihimizde ayrıca bir yönü vardır. Şimdi Kemeraltı Karakolu'nun herkes önünden geçiyor. Onu çok iyi tanıyor. Şimdi bugünün Anafartalar veya o günün adıyla
Peştemalcı başı, daha sonra değil mi? Doğru gösteriyor. Karakolu evet. olan yere şu anda bu gördüğünüz sevimli bina polis ana evidir. Buradan hemen müsaadenizle ben seyircilere şu mesajı da vermek istiyorum. Burası mesai dahilinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek statüsü itibariyle müze diyemediğimiz ama evet. ana evi dediğimiz çok gördüğünüz çok güzel. Sevimli evet. bir yapıdır. Bu da dikkat ederseniz Kemeraltı Karakolu ile çok benzeşir. Ve bunun da kitabesinde şu bayrak olan kısmın altındaki kitabesinde bayrağın altında mı? Bayrağın evet. yakınında diyelim sağ evet. tarafında. Oradaki kitabede İzmir valisi Mi beyefendi zamanında Hı. inşa olunmuştu. Rah ibaresi. Rah'ı düşmüş. Ben de Mi'ni diyorum. Yani Rah evet. bey olduğu kesin açıktır. Evet. Ve şeydir. Burada gördüğünüz gibi o da oryantalist, neoklasik, neo şey özellikler vardır. S ve C harfleri, şeyleri, evet. özellikleri yoğundur. Dediğimiz gibi müzedir, gezebilirsiniz. Galiba Basmaniye'ye geldik. Yolu takip ediyoruz, Basmaniye'ye geldik. Basmane evet. Şey gazetesinin haberinden o günkü gördüğünüz gibi daha farklı bir yapıdır. Sağ ve soldaki yukarıya giriş merdivenleri barok, dört katlı, kareye yakın, işte gene şey özelliklerini taşıyan bir yapıdır. Evet. Burası Hizmet Gazetesi'nin haberine göre 1 Aralık 1918'de hizmete girmiş bir karakolumuzdur. Şimdi burada da işte aynı özellikler ve şeyler, yeşil taş ve dök kesme taş, moloz şeyler, içeride ahşap şeyler, elemanlar kullanılmıştır. Bunun hemen yolumuza devam ediyoruz. Fakat yola devam edip işte şeye Melez Çayı'nın hizasından sola dönüp Ballıkuyu'ya giderken kavşaktan 500 metre ileride Aziziye Karakolumuz vardı. Bu yapılara çok benzeyen tek katlı hoş bir binaydı. Daha sonra sağlık binası oldu. Sonradan da yol genişletmelerinde maalesef yıkıldı. Kalbini. Onun örneğini gösteremiyoruz. Evet. Ama yolumuza devam ediyoruz evet. biz. Ve en son Kemer Karakolu'na evet. geldik. İki tane fotoğrafını göstereyim. Bir tane genel bir fotoğraf var. Sonra evet. binanın mimarisiyle ilgili bir ikinci fotoğrafım evet. olacak. Evet. Şimdi burada dikkat edersek karakolun yapısı basmane karakol yapısıyla çok benzeşir. Bunun evet. hakkında elimizde çok bilgi olmamasına rağmen bunun aynı tarihlerde inşa edildiğini düşünebiliriz. O da yeşil taş, kesme evet. taş ve gördüğünüz gibi son derece güzel, sevimli yapılardır. Burada şeydeki işte bu atmalı şeyler, pencereler, yukarıdaki sivri kesimler neoklasik, barok, evet. neogotik, oryantalist ve iç mekanlardaki Bursa kemerleri, girlandlar, bunlar oryantalist ve ampir özellikleri bünyesinde taşıyan ve bunlar böyle birbirleriyle harman edilmiş eklektik yapılardır. Siz Emniyet Müdürlüğü yaparken mimarlık eğitimi de mi aldınız? Hayır efendim, sadece polis eğitimi aldım. Ama hayır, o kadar deyimleri güzel ve yerinde kullanıyor ve öyle güzel tarif ediyorsunuz ki iyi araştırmışsınız. Kültürümüz tabii. Tabii iyi araştırmışsınız. Zorundayız. Evet. Biz şey olarak çok şey bilmek zorundayız. Yani işimizin evet. gereği. O bakımdan tabii bilmediklerimiz bildiklerimizden daha fazla. Evet. Efendim şimdi bu özellikleri, müşterek özellikleri bunların saydığım mimari özellikleri böyledir. Ve dikkat edilecek husus bunlar bir güzergah üzerine kurulmuş karakollardır. Yani Arafatlılardan işte kemer altından çıkıp
Anafartalara, oradan Basmaniye, oradan Aziziye yok maalesef. Evet. Kemer merkeziydi. Şimdi karakol olarak kullanılmıyor. Başka amaçla kullanılıyor. Ulaştırma şeyi olarak. Ve bu karakolun arka tarafı süvari tavlasıydı. Orada atlı polisler vardı. Ve orada polisler at manajı yaparlardı. Eğitimlerini vesaire. Motorlu ekipti bir kısmı. Tamamen geriye doğru, yani bugün trafik şubesi olan kısım tamamen motorlu ekip ve süvari polisine. Ne zamana kadar? Aşağı yukarı bu 82-83. Çok yakın zamana kadar yakın yani. Yakın zamana kadar tabii. Sonra süvari kaldırıldı, pahalı oluyor filan diye. Sonra ama bu şey Halil Tataş İzmir Emniyet Müdürüyken sempatiksini kullanarak bu emekli atları geri alıp polis şeyi ihya etti. Bence de güzel bir şey yaptı. Evet, şu anda sembolik de olsa var atlı var, polis değil mi? Ama evet. Bir ara yoktu yani. Çünkü evet, masraflı oluyor vesaire. Onların bakımı, veterineri, şeyi, manajları, şeyleri çok şeydir. Özellik ister. Ahırları, tavlaları. Tavla diyoruz ama onlar aslında taviledir. Nedir? Taviledir. Evet. Bir şey de öğrendik. Biz evde tavla demişiz. Şeydir yani, orada süvari polisi vardı. Onlar da kendi çok özgün bir polisti yani. Gösterişi böyle toplumsal olaylarda çok hemen müdahale edip kolay sonuç alıp, o atlar eğitimliydi. Sağrılarıyla insanları dizaya sokarlardı filan, hiç böyle şeylere, ama gösterilerde maalesef bazı şeyler, provokatörler atların göğsüne yanan sigarayı bastırdıkları için onlar bu sefer sağa sola zarar vermeye başlamışlar. Bu dediğiniz yakın zamanda ciddi bir olay ama çok garip bir olay yani. Ama işte böyledir yani polislik. Şimdi her fatura, bütün hatalar polise çıkar ama hiç polisi dinleyen yoktur yani. Bunların içinde süremiz bir 3-4 dakikamız kaldı sizle ilgili bölümde. Sizin görev yaptığınız var mı? Tabii. Ben şimdi şöyle, birinci olarak bizim sistemimiz öyleydi. Polis kolejini bitirdikten polis akademisine geçince staj yapardık. Evet. Bu staj yaptığımız ilk benim yer 1963 senesinde Anafartalar. Yani şimdi polis ana evi olan yerde ben şey yaptım. İlk stajımı orada yaptım. Ve sonra benim bu müze oluşurken, ana evi oluşurken 6 ay geceli gündüzlü mesaim vardır orada. Yani öyle bir borcumuzu da bu şekilde kısmen ödemeye çalıştık. Ondan sonra çalıştığım şey olarak Aziziye Karakolu yıkıldı. Orada çalıştım. Ondan sonra Kemer Karakolu'nda merkez amiri olarak, başkomiser olarak çalıştım. O zaman Boğaziçi, Gültepe, Gürçeşme karakolları da bana bağlıydı. Başkomiser, yani merkez lafı buradan, evet, öbürleri karakol oluyordu. Şimdi karakolu kaldırmalarına biz mülakatın başında şey yaptık, karşı çıktık. Yani merkez karakolun üstünde bir kuruluştu o zamanki statüye göre. Ondan sonra işte tabii benim esas konum uyuşturucu maddelerdir, narkotiktir. Uluslararası sertifikam vardır. Evet. Interpol mensubuyum. Oralarda Paris'te ülkemizi temsil etmeye çalıştık uluslararası konferanslarda. UNESCO'dan kazandığım bursla bu şeyleri, uyuşturucu maddeler üzerine şeyim vardır, uzmanlığım vardır yani, ve uluslararası sertifikalarım vardır. Ne zaman emekli oldunuz? Ben 12 Eylül Zedeyim. Öyle mi? 82'de 35 yaşımda emekli ettiler beni. İlginç bir konu. Onu bugün sizle sohbet ederiz. Ayrıyeten sohbet ederiz. Evet. Efendim, çok da bir cümleniz varsa toparlayalım. Hayır, benim şeyim şu. Bugün siz konunuz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bu tarihi mekanlar bizlere emanettir. Evet. Ama bunlar böyle sadece göstermelik şeyler değil, içinde yaşandığı sürece yaşayan varlıklardır.
Dolayısıyla bunlara böyle görgüsüzce, hor bir şekilde yaklaşmak yerine bize bunları emanet eden kişilere saygımızla yapalım. Artı çok önemli karakolların ismini burada zikrettik. Karataş Karakolu dedik. Karataş evet. Karakolu daha sonra Şehit Fahrettin Karakolu olmuştur. Evet. Neden dolayı? Çünkü 15 Mayıs 1918'de İzmir işgal edildiği zaman Hasan Tahsin'in yanında ilk kurşunu sıkanlardan Giritli Hüseyin Avni Efendi vardır. Evet. Onu da Yunan ordusu parçalamıştır. Artı Palikaryalar o Karataş'ta şimdi Sabancı'nın olduğu yerde Sabancı Kültür Merkezi'nin evet. olduğu yerdeki Karataş Karakolu daha sonra orada katledilen, şehit edilen Fahrettin Efendi'yi daha sonra evet. işte şeydeki evet. şehitlerimizi de bu arada saygıyla rahmetle anıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür nezaket ederim. Gösterdiniz, katıldınız. Ama gerçekten çok değerli bilgiler aldım ben. Dilerim herkes için aynı şeyler olmuştur. Efendim ben izin verirseniz programlarımı şiirle kapatıyorum. Bir İzmir şairinden, sevgili Hüseyin Yurttaş ağabeyimden bir şiir okuyarak kapatmak istiyorum. Özür dilerim. Bu arada Avni Anıl'ın eski bir polis olduğunu da söyleyeyim. Evet. İsterseniz şarkılarını... Evet ben onu biliyordum ama söylediğiniz çok iyi oldu. Aklıma gelmemişti. Evet Avni Anıl eski bir polistir. Efendim. Hüseyin Yurttaş ağabeyimin bir şiirini okuyarak kapatmak istiyorum. Karanlığa gülümsemek. Suya soyunur, suyla oynarsın. Düşlerin denizdir, bilirim. Ürperir damlaya değen ilin, seni çocukluğa götürür her şey, çocukluk eskizidir hayatın. Çekilsen kenara üzgün, gözlerinde belli belirsiz nem, bir çağrıdır akşamın kızıl öfkesi. Son karanlığa yakın bir hüzün, yolculuktur, camlar buğulanır, bekareti bozulur aşkın. Şimdilerin kelepçesidir sonraya bıraktığın her şey. Geçmişe dönmek, karanlığa bakmak gibi, gökyüzü, aydınlığı arkanda, gülümsemek belki görünmez kuyuların dibinde. Söylemek sözü savmaz adamın, susmak. Nasıl gizlemezse analarda kalmış bir ürkek bakış, dalları savrulan erken baharda utangaç pembesi görücüye çıkmış. Kirlenip durduğun oyuğun sonunda orada bulursun kendini. Dalgın uykular gibi derin, duru sular kadar temiz, orada aynası puslu çocukluğunda. Evet. Emeğine sağlık Hüseyin Yurttaş ağabeyim. Bu şiir için teşekkür olan. Ediyorum. Evet. Evet. Efendim ben program başında dediğin gibi bu sene Basmane günlerinden çok şey elde ettim. Önümüzdeki günlerde İzmir'in birçok zenginliğinden söz edeceğim efendim. Afro-Türklerden söz edeceğim. Hiç bilmediğim, çok az bildiğim bir konuydur. Roman vatandaşlarımızdan söz edeceğiz. Sefarat Yahudilerinden bahsedeceğiz. Levantenlerden bahsedeceğiz. Orada aldığım her şeyi ben de burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım efendim. Gelecek programa kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın efendim.